Tabii ki Türkiye'nin ekonomik açıdan istikrarsızlaşmış bir Türkiye'nin başta Avrupa Birliği aslında kimseye yararı yok. Genel olarak küresel ticarette Türkiye'nin çok büyük bir payı olduğunu söylemek mümkün değil. %1 kadar bir payı var Türkiye'nin. Dolayısıyla Türkiye'nin istikrarsızlaşmasının ekonomik açıdan dünya ekonomisini çok kökten bir şekilde etkileyeceğini söylemek zor. Ama iş Avrupa ölçeğine geldiği zaman tabii bir potansiyel domino etkisinden herkes son derece korkuyor. Bildiğiniz gibi işte 2008 krizi yaşandı ve sonrasında bu krizin artış şokları devam etti. Yunanistan hala aslına bakarsanız biraz rayına girmesine karşın bu kriz ekonomisi içinde. Ve şunu da biliyoruz ki İtalya ve İspanya ekonomileri de aslında o kadar da sağlam değiller. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomik açıdan istikrarsızlaşması bu ülkeleri doğrudan ve hızlı bir şekilde etkileyecek diye bir öneride, önermede bulunamasak da tabii ki bu Avrupa Birliği içinde çok arzulanır bir sonuç değil. Ama ekonomik açıdan çok siyasi yansımalarının daha fazla olacağını söylemek mümkün. Örneğin bildiğiniz gibi Türkiye ile AB arasında bir göçmenlerin iadesi anlaşması, geri kabul anlaşması var.